Merhaba, ben Işıl Hasdemir, Dell Teknoloji Türkiye Genel Müdürüyüm. Bugün sevgili Hakan Aran'la birlikte CIO'ların daha iyi bir CEO olur mu konusunu konuşuyor olacağız. Son zamanlarda dünyada tartışmaya açılan, özellikle pandemiyle birlikte tartışmaya açılan bir konu. Bu konu üzerinde epey araştırmalar da yapıldı. Sevgili Hakan da CEO'luktan CEO'luğa uzanan kendi hikayesini bizlerle paylaşıyor olacak. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk Işıl. Öncelikle çok çok tebrik ediyorum yeni görevini. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Daha iyileri hep sizler olsun. Amin inşallah. Ama gerçekten bütün bu hani şimdi konuşacağız belki detaylarını ama CEO'luktan CEO'luğa uzanan kariyer yolculuğunda da ben de birçok firmada seninle çalışma şansına eriştim. Bu yolculukta açıkçası başarılarını da yakından gözlemlediğim için de kendimi biraz o konuda şanslı hissediyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Gerçekten çok sevindim. Çok önemli bir görev. Çok teşekkür ederim. Evet, gerçekten benim sanırım seninle ilk tanıştığım zaman Kadir Bey'in emekli olduğu Genel Müdür Yardımcımız Kadir Akgöz'ün Neleri istersen hiç konuşmayalım. ya bence gayet güzeldi o da. Çünkü oradan sayacı başlatmak lazım. Benim CIO rolüne gelmem Genel Müdür Yardımcımız Kadir Akgöz'ün emekli olmasıyla ve bana da bir projeyi emanet etmesiyle bankanın altyapısını, IP tabanlı iletişim altyapısını buraya geçirme konusunda çok emek harcadım Hakan. Her şey hazır. Bir tek sen pazarlığı yapıp başlatacaksın dedi. Ve sen de o tarihte Cisco'da genel müdür yardımcısıydın. Ve bizim tanışıklığımız öyle, o projeyle başladı. Benim de CEO'luktaki ilk projemdir. Ben onu biraz teknoloji tarafında metro projesine benzetmiştim. Nitekim sonra bankada dijital dönüşüm anlamında yaptığımız her şey onun sayesinde ve onun üzerine oldu. O yüzden senin de o projenin yeri de bende hep ayrıdır. Teşekkür ederim. Biraz şanslı başlangıç olmuş diyelim. Şey tarafında, dijital tarafına geçişte ve CIO'luğa geçişte aslında. Şimdi bu CEO'lar daha iyi CEO olur mu konusu epeydir aslında belki pandemiyle birlikte de biraz daha ısıtılmış bir tartışmaya dönüştü dünyada. Bu konuda araştırmalar da var. Herkes bir tarafından tutmaya çalışıyor. Sadece ülkemizde değil aslında dünyada da örnekleri var. Mesela Boeing yakınlarda CIO'sunu CEO olarak atadı. Aslında tartışmaların sonucundan da ya da araştırmanın sonucundan da şu çıkıyor. CIO'larını CEO olarak görev getiren kurumların çok hızlı ve verimli bir dönüşüm geçirdiği gözlemleniyor. Bunun sebebi de işte CIO'ların, BT yöneticilerinin dijital düşünme yeteneği, adaptasyon yeteneği, zaten IT sistemleriyle BT sistemlerindeki çevikliği, kendi çalışma prensiplerine de uygulaması ve hatta teknolojiyi iş süreçlerinin birer parçası haline getirmesi, parçası bile değil, belki merkezine koymasıyla da rekabete karşı kurumu öne geçirmesi. Aslında bu altı çizilen farklardan ya da daha iyi olacağını düşündüğüm sebeplerden bazıları. Yeni CEO, eski CIO olarak sen bu konuda ne düşünüyorsun? Evet. Yani gerçekten hani bunları çok sık duymaya ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim. Çünkü mutlaka bu kararı verenlerin böyle haklı gerekçeleri vardır diye umut ediyorum. Çünkü ben bakınca o kadar kolay görmüyorum. Yani bu bana sıra dışı bir karar olarak geliyor. CIO'luğun banka genel müdürlüğüne nasıl hazırladığını çok net göremiyorum. Yani bu konuda iyi bir CIO olduğum konusunda kendime güvenim tam. Ama bir banka genel müdürü CEO olma konusunda ise gerçekten başarmam gereken ve benim için çok zorlayıcı bir dönem olduğunu düşünüyorum. Yani CIO'lukta kullandığım yetkinliklerin hangileri işime yarayacak ve bunlar bana nasıl bir avantaj sağlayacak kısmı merakla bekliyorum. Yani ben de onu görmek ama öteki tarafta ah keşke şunları bilseydim, yapsaydım, sadece CIO rolünde olmasaydım, şu rollerde de bulunsaydım dediğim ve bunu kapatmam gereken ya bireysel olarak kapatmam gereken ya da çok iyi bir takımla kapatmam gereken açıkları görüyorum. Bankacılık şakaya gelmeyecek bir meslek. Risk seviyesi çok yüksek bir meslek ve aslen de risk yönetimi üzerine kurulu olan bir meslek. O açıdan teknoloji de riskleri bol olan bir şey olduğu için teknoloji risklerini yöneten herhalde banka risklerini de yönetme konusunda bir avantajı olabilir. O bilgi eksikliğini
tamamlaması kaydıyla. O nedenle şöyle ikiye ayırmak istiyorum. Bankacılığın üzerine inşa edilmesi gereken çok önemli bir bilgi kümesi var. Bu banka bilançosundan, o bilançonun içindeki aktif pasif, mevduat, kredi, türev işlemler, muhasebe işlemleri, risk modelleri, işte sermaye yeterliğinden tutun da bütün karşılık muhasebelerine, bu sıradaki sizin işte hedging mekanizmalarını nasıl kullandığınızı, bunu bilançonuzda nasıl gösterdiğinize kadar pek çok alt kırılımında bilmezseniz çok komik durumlara düşme ihtimaliniz olan teknik detaylar var, teknik bilgiler var. Ve bunlar bilinmeden o yetkinliklerle, teknoloji yönetirken yapılan yetkinliklerle banka genel müdürlüğü yapılır mı? Çok güzel yapılmaz. Yani pek çok kişi pek çok umut besleyerek sizi o göreve getirebilir. Ama sonrasında olmadı demeyi de çok kolay yapabilir. O nedenle teknolojiden gelen, şu anda bizi izleyen arkadaşlarım için söylemek istediğim şey, yetkinliklerimiz genel müdürlük yapabilmek için yeterlidir. Orada hiçbir eksiğimiz yoktur. Ama bilgi kısmını mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Bilgi açıklığını tamamlamak gerekiyor. Çünkü biz teknolojiyi yönetirken yetkinliklerimizle yönetmedik. Orada işin sıfırından başlayan, biz iş hayatına bir yazılımcı olarak, bir bilgi teknolojileri çalışanı olarak başlamanın avantajını kullandık. Üzerine yetkinlik inşa ettik. Bankacılıkta da aynı şeyin bence mutlaka yapılması gerekiyor. Ben bankacılık bilgisi olmadan işte şu herhangi bir CIO arkadaşımın atanırsam yaparım diye düşünmesinin büyük bir risk olduğunu düşünüyorum. Nitekim böyle bir ihtimal olduğunu duyduğumda, öğrendiğimde, Adnan Bey'den öğrendiğim zaman ve Hakan sen de bu İş Bankası Genel Müdür adaylarından birisin şeyini duyduğumda samimi olarak söyleyeyim, çok korktum. Ve bu konuda uykularım kaçtı. Gerçekten eğer günün birinde adaysam kendimi de aday olarak görmem gerekir dedim. Ve ben ilk karar olarak bankacılık doktorası yapma kararı verdim. Ve bankacılık doktorasında bu söylediğim bilgi eksikliğini giderecek olan tüm dersleri tamamladım. Bu benim için çok önemliydi ve ben o sayede yetkinliklerimle bilgiyi birleştirebileceğim ve evet bu görevi yapabilirim noktasına öyle geldim. O nedenle çalıştıkları kurumda, o hangi kurum olursa, bankacılıksa bankacılık, sigortacılıksa sigortacılık, hangi şirketteyse oranın core işiyle ilgili genel müdürlük pozisyonu düşünen benim meslektaşlarım varsa bu bilgi birikim bölümünü mutlaka halletmeleri lazım diye düşünüyorum. Yoksa yetkinliklerle ben yapılabileceğini, yapılsa da başarılı olarak yapılabileceğini sanmıyorum. Çünkü çok ağır bir sorumluluk, evet çok büyük bir onur ama inanın duyduğunuz şey mutluluk olmuyor. Duyduğunuz şey heyecan oluyor ve başarma kaygısı oluyor. O yüzden heyecan ve o başarma kaygısının güzel bir şekilde evrilebilmesi için bilgi eksikliğinin giderilmesi gerekiyor. Yani benim CIO arkadaşlarıma önereceğim şey, iyi bir CIO olmak çok güzel ama o yetkinlikler zaten olması gerekiyor ve hepimiz o yetkinlikler olmadan teknolojiyi de yönetemeyiz. O açıdan yetkinlik anlamında bir sorunumuz yok ama bilgi konusunda bilgi eksikliğini hızlıca gidermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında çok önemli bir şey söyledin. Belki sadece CIO'lar için değil ama tüm CEO'luğa yükselmek isteyen yöneticilerin yaptıkları işin dışında, kendi yetkinliklerin dışında genel anlamdaki tüm işe hakim olmaları aslında gerekiyor. Altını kesinlikle çizmekte fayda var. Kesinlikle. Çünkü bir takımız diyorsunuz, o takımda şimdi hazineden sorumlu genel müdür yardımcısı arkadaşınız var, ticari ve kurumsal hattan, finanstan sorumlu olan ve bu arkadaşlarınız sizinle beraber bir konu konuşacaklar. Yani kendileri için önemli olan bir mevzuyu getirecekler. Siz onlara bakarsanız, ya evet sen onu zaten iyi biliyorsun, yap bildiğin gibi derseniz zaten bu sizin yetkinliğinizi de kullanmanızın önüne geçer. Yani iyi bir takımsınız ama takım arkadaşlarınızın size zaten hiç ihtiyacı yoksa vay halinize. Yani o zaman zaten genel müdürlüğe ihtiyaç yok demektir. Takım arkadaşlarınızın size ihtiyaç olduğu anda söyleneni anlamayacaksanız da zaten gene geçmiş olsun demektir. Liderlik yapamazsınız. O nedenle
teknolojideki liderliği genel müdürlük seviyesine devam ettirmek istiyorsanız o işi emanet ettiğiniz arkadaşlarınızın sizin önünüze getirdiği konuları onlar kadar anlayabilmeniz ve o çözüme yardımcı olabilecek bilgi birikiminde olmanız gerekiyor. Bunsuz ben sadece soft skill'lerle yani yapılamayacağının çok net altını çizeyim. Kesinlikle. Bir de şu var aslında, bir genel müdür, bir CEO kurumun kültürünü de taşıyor ve kültürünü yayıyor. Yani artık herkes sana bakıyor olacak İş Bankası tarafında. Senin söylediğin, söylemediğin, yaptığın, yapmadığın her şey bir mesaj olarak algılanacak. Bu da çok büyük bir yük, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu tür roller maalesef göz önünde olan roller. Biz genel müdür yardımcısı pozisyondayken sırtımızı Adnan Bey'e dayayarak bu sorumluluktan çok rahat sıyrılabiliyorduk. O konudaki rol genel müdüre düştüğü için söylediklerinizle söylemediklerinizle bazen suskunluklarınızla bile hep onlar mesaj olarak algılanıyor. Ve böyle zor dönemlerde de bence işin kendisi kadar zor başka bir alan tam bu söylediğin alanı yönetebilmek ve Adnan Bey'in bir de bu konuda gerçekten çok sıra dışı bir yönetim başarısı vardı. Yaşadığı dönemleri şöyle gözümün önünden geçiriyorum. Başarısız darbe girişiminden başladı. Rahip krizi, kur atakları, saldırıları, işte ülke yönetimindeki değişiklikler, deprem, sel, çığ, yani başımıza gelmedik kalmadı derken bir de pandemi çıktı. Yani böyle bir yılda mesela böyle bir dönemi genel müdür olarak geçirirken yaşadığınız kabus ve o sıralarda almanız gereken pozisyon söylemleriniz çok önemliydi. Ki ben Adnan Bey sadece İş Bankası için değil, çalışanlarına değil, ülkeye verdiği mesajlarla da bir marka haline geldiğini düşünüyorum. Tabii böyle bir genel müdürden sonra göreve gelmiş olmak hem çok büyük bir şans, çok büyük bir onur ama hem de bir o kadar da şanssızlık. Yapacağınız şeyler ve üzerine koyacağınız şeyler çok yukarılarda. Yani siz bir müsabakaya katılıyorsunuz, bir bakıyorsunuz çıta 6 metreyi geçmiş. Hadi atlayabilirse. O açıdan çıtanın çok yükselmiş olması da tabii teknolojiden geliyor olmanın avantajı o. Biz her türlü challenge accepted, her türlü zorluğu görüp onu aşma konusunda özel bir şeye, nasıl diyeyim, azme ve isteğe sahibiz. Teknoloji tarafından geliyor olmanın böyle bir avantajı var. Umuyorum bu zorlukları da başarılı bir şekilde aşabiliriz. Aslında bence biraz onu konuşalım. Çok güzel bir nokta. Teknoloji tarafından geliyor olman. Şimdi çıta çok yüksekte, evet, ama sen zaten aslında hali hazırda CEO rolündeyken IT'yi, BT'yi bir hani bütçe harcayan merkez olmaktan çıkarıp aslında iş süreçlerine katkıda bulunan, yeni iş modelleri oluşturan, bununla birlikte gelir getiren bir hale dönüştürdün zaten. Yani çıtanın aslında biraz daha yukarıda olması senin için evet bir challenge ve accepted bir challenge. Peki CEO olarak aldığın bu rolde neyi farklı yapacaksın da ya da neyi düşündün mesela ilk başta? Neleri farklı yapabileceğini düşündün bu çıtayı aşabilmek için? Evet. Şöyle, şimdi benim hep uzun zamandır aklımı, kafamı kurcalayan şey şuydu. İş Bankası işte son yıl 2020 yılında 6.8 milyar Türk Lirası net kar rakamı açıklıyor. Karşılıkları ekleseniz 8.5 milyar Türk Lirası'na geliyor bu serbest karşılıkları ekleseniz. Ve 1 milyar dolar demek. Yani 1 milyar dolar yıllık net kar rakamınız. Piyasa değerinize bakıyorsunuz. 2.9 milyar dolar. 3 milyar. Yani 3 yılda yapacağınız net kar kadar piyasa değeri var. Teknoloji tarafındaki şirketlere bakıyorsunuz. 5 yıl boyunca kar etmemişsiniz. Fiyatınız 1 milyar dolar. Yani dolayısıyla değerlemeler anlamında bankalar çok ciddi bir şekilde iskontolu olarak karlarıyla çok uygun olmayan bir iskontoyla değerleniyor. Bu teknoloji tarafında ise tam tersi. Hiç bilançolarıyla uygun olmayan gelecek beklentileri kısmı. O nedenle teknoloji tarafında ben çok rahat bir şekilde para kazanılabileceğini, şirket değerinin arttırılabileceğini, hatta teknoloji yönetirken teknoloji şirketlerimize şu hedef vermiştim. İş Bankası değerini geçeceğiz demiştim. Dolayısıyla bu kötü bir hedefmiş. Şimdi buraya bu koltuğa oturunca geçilmemeye çalışmak gerekiyor. O nedenle orada teknoloji tarafında nasıl değer arttırıldığını görme ve değer artacak şekilde girişimcilik faaliyetlerini destekleme, kurum içi girişimler çıkarma ve bu girişimler yoluyla
hisse değerini arttırma ve bankaya da temettü yoluyla ya da iştirak satışları yoluyla kar sağlama konusunda bir teknoloji tarafında strateji izliyordum. Şimdi banka tarafında da benzer şeyi düşündüğümde buraya geldiğimde şunu görüyorum. Bankacılık da bir banka içinde yapılamayacak şekilde genişliyor. Rakipleriniz artık diğer bankalar değil. Rakipleriniz aslında bu ekosisteme, finans ekosistemine giren büyük oyuncular ve siz de onlarla rekabet edebilmek için aslında onların alanına girmeniz gerekiyor. Biz bu doğrultuda platform bankacılığına geçerek hayatın aktığı ithalat, ihracat, elektronik ticaret, emlak alım satımı, araç alım satımı bu platformların öncelikle teknoloji altyapısını sağlayıp o platformlarda müşterilerin günlük hayatlarını yapabilmesini sağlayacağız. Teknolojiyi böyle kullanacağız ve o platformlara İş Bankası kadrosunu da aslında bu platform şirketlerine iştirak göreviyle görevlendirerek ve orada görevlendirip bizim müşterilerimizi bu platforma taşıma, onların işini dijitalleştirme konusunda bir misyon yükleyeceğiz. Böylece çalışanlarımız sadece bankacılık faaliyetleri değil, müşterilerimizin işlerini dijitalleştirmesi konusunda çalışıyor olacaklar ve karlı olan diğer şirketlerde görevlendirilecekler. Bu şu anlama gelecek, banka kadrosundan personel çıkararak değil, iştiraklerinde bu yeni geleceği temsil eden platform şirketlerine kadrosunu transfer ederek büyüyecek ve bankayı da bu şekilde fit hale getirecek. Her birisi kendi içinde değer yaratan, kar yaratan şirketlerde o personeli istihdam edeceğiz. Bu platform üzerine müşterilerimizi taşıyacağız ve müşterilerimiz alım, satım, ticaret işlemlerini, günlük hayatlarını bu platform üzerinde yaparken bankacılık uygulamalarımızı işte o görünmez bankacılık dediğim birer API sesine dönüştürüp bu platformlara yedireceğiz. Ve o platformun içinde ticaret hayatını gerçekleştiren müşteriler banka ihtiyaçlarını otomatik olarak karşılıyor olacaklar. Ayrıca bir bankaya gitmelerine gerek kalmayacak. Dolayısıyla bu dönemde benim teknoloji tarafında gördüğüm şeyi bankaya uygulamanın stratejik karşılığı platformları yaratmak, platformlara müşterileri çekmek, o platformlara bankacılık API'lerini yedirmek ve o platformlara birer aynı zamanda finans platformu haline getirmek. Yani bankacılığı görünmez kılmak, görünmez bankacılığı o platform bankacılığıyla birleştirmek diye özetleyebilirim. Bu sayede bugün İş Bankası belki 24 bin kişilik kadrosuyla sektörde çok fazla çalışan istihdam ediyor gibi görünebilir ama ben bu platform şirketlerini ve o platform şirketinin ihtiyaç duyacağı büyümeleri düşündüğüm zaman bir grup olarak bakıyorum. 26 bin kişi değil, biz belki 36 bin kişi olacağız ama bir bankada değil 4-5 şirket artı bankada 35 bin kişi olacağız ve banka kendi içerisinde belki 15 bin kişi olacak. Dolayısıyla bankanın karlılığı, gelir gider rasyosu, o konudaki maliyet avantajı açısından fark yaratıp banka değerinde, çünkü bunlar da bankanın iştiraki olacağı için oradan gelecek temettüler yoluyla banka değerini, hisse değerini de çok arttıracağımızı düşünüyorum. Zaten şöyle bir şey düşünün, İş Bankası Şecam'ın önemli bölümüne sahip, Şecam'la aynı değerleniyor. Yani aslında İş Bankası'nı aldığınızda Şecam'ı da almış oluyorsunuz ama Şecam'ın değeri de İş Bankası'nın değeri aynı. Bu tarz şeyleri ben yapılanmayla, mantıklı bir yapılanmayla en azından o değerleri toplamını arttırma konusunda önemli bir stratejik değişiklik yapacağımızı düşünüyorum. Aslında teknoloji şirketlerine de rakip olacaksınız bir nevi. Teknoloji şirketine rakip olmayacağız. Zaten herkes teknoloji şirketi olmak zorunda. Yani önümüzdeki dönemde teknoloji şirket diye bir şey kalmayacak. Yani bankalarda, sigorta şirketlerinde, telekom şirketlerinde, teknoloji şirketlerinde herkes teknoloji şirketi olmak zorunda ve teknoloji şirketiyle beraber işlerini de dijitalleştirmek zorunda. Yani o ayrım ortadan kalkacak gibi geliyor bana. Zaten teknolojiden gelen birisi bir banka genel müdürü oluyorsa kalkmış demektir ayrım. Kesinlikle. Şimdi aslında teknoloji şirketi dediğin doğru. Aslında bütün iş yerleri dijital iş yeri olacak artık. Dijital DNA'sı olacak, dijital nabız olacak. Başka türlü yaşama şansı yok. Bir de tabii yeni dönemde artık hiçbir zaman eskiye dönmeyeceği için aslında biraz da bu oluşturacağınız platformları nasıl entegre edeceğiniz insan kültürünü de konuşalım istiyorum. Şimdi biz de Dell teknoloji olarak son kaç yıldır bilmiyorum, 5 yıldır, 6 yıldır belki ben herhalde 10 küsür senedir bu dijital dönüşüm, dijitalleşme konuları hep sürekli konuştuğumuz, anlattığımız, üzerinde ısrarla durduğumuz konular da aslında teknoloji şirketleri olarak ama baktığımda tabii pandemiyle birlikte bir anda
her şey böyle şeyler ortaya çıktı. Planın var mı? İlerledin mi? Gerçekten bir dijital şirket olma yolunda mısın? Planın ne kadar ilerisindesin ya da gerisindesin? Bunlar biraz daha böyle ortaya çıkınca bizim de hep altını çizdiğimiz konu var. Bu sadece BT dönüşümü değil, dijital dönüşüm dediğin şey. Altyapı değişimi, dönüşümü değil. Bunun insan tarafı da var. Özellikle insan tarafındaki çalışanın dijital dönüşüme adapte olabilmesi, süreçlerle beslenmesi. Bir de tabii bunun üstüne gelecek güvenlik tarafı var. Çünkü artık yani güvenlik de ayrı bir paranoya boyutuna geldi. Dakikada 400'e yakın Türkiye'de saldırı oluyor, siber saldırı gerçekleşiyor. Onu bir kenara koyarsak, ben biraz daha insan faktörüne odaklanmak istiyorum şimdi. Özellikle sen de bu platform bankacılığını ve platform bankacılığıyla büyüyecek aslında ekosistemi, sisteminize katılacak yeni çalışanları vurguladığın için biraz daha bu dijital dönüşümün insan faktörünü konuşalım istiyorum. Hem bu süreçte hem de önümüzdeki dönem bu teknoloji ya da platform, teknoloji değişimiyle, platform bankacılığıyla insan faktörünün adaptasyonunu nasıl görüyorsun? Yani bu sürece, pandemi sürecine nasıl uyum gösterdiler? Süreçlerinizde bir değişiklik, bir yavaşlama, bir farklılık oluştu mu? Bundan sonra bu platform bankacılığına doğru giderken insan faktörünü nasıl entegre edeceksiniz? Şimdi şöyle, İş Bankası olarak insan faktörü dediğimizde bizim için çok stratejik ve aslında merkezde olan bir faktörden bahsediyoruz. Çünkü insana değer verme, çalışanına değer verme ve ancak değerli çalışanlarıyla yükselebileceğine inanan bir kurum kültürümüz var. Bu konuda sanıyorum pandemi dönemindeki uygulamalarımızla da, pandemi döneminde pek çok şirket aslında evden çalışmayı, kısmi çalışmayı bir maliyet avantajına dönüştürdü. Biz mesela İş Bankası olarak kısmi çalışmayı ve evden çalışmayı maliyet avantajına dönüştürmedik. Şubeye gelerek, şubeden çalışan arkadaşlarımıza, gelmek durumunda olan arkadaşlarımıza ilave para vererek bunu ödüllendirme şeklinde maliyet arttırıcı bir yönde kullandık. Ve bunun da karşılığında 2020 yılında kurumlar arası böyle bir fark olmasına rağmen karlılıkta birinci çıkmak da ayrıca bir üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Yani böyle bir yaklaşımda. Demek ki insanların o içten gelerek iş yapma hali, gönülden çalışma halinin bilanço olarak katkısını göz ardı etmemek gerekiyor. Bizim sloganımız teknolojiyi insanın yerine değil yanına konumlandırma üzerine kurulu. Yani biz dijitalleşmeyi, yapay zekayı bir araca dönüştürdüğümüzde bununla çalışanlarımızı ikame etmeyi değil, çalışanımızı daha güçlü kılmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda da çok özel bir strateji izliyoruz. Şimdi geleceğin işleri ve geleceğin bankacılığı tanımını yapıyoruz. O söylediğim platform şirketlerindeki iş tanımlarını yapıyoruz. Nerelerde hangi tip işlere ihtiyacım var, yetkinliklere ihtiyacım var, bunun haritasını çıkartıyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki bugünün bankacılığı bu, 5 sene sonra ulaşacağımız bankacılık bu. Bugünkü şirket yapımız bu, holding yapımız, 5 sene sonraki yapımız bu. Bu platform şirketlerinde şu rolde insanlara ihtiyacım var. Benim şimdiki hangi rolümdeki insanlar o gelecekte hangi role evrilebilirler? Dolayısıyla 5 yıllık bir eşleştirme ve bununla ilgili eğitim planı yapıp işte geçen ay tüm çalışanlarımıza veri analitiği eğitimine başlattık. Yani veri analizi nasıl? Bütün iş bankalılar, tüm çalışanlar dijital ortamdan bu eğitime girip bu eğitimi dinleme, bu derslere girme ve sertifikasını alarak birinci bölümü tamamlama imkanına sahipler ve o tamamlandı. Yaklaşık 6.000 kişi sertifikasını aldı. Yani bu çok önemli bir rakam. Çok da büyük ilgi gördü. Yani genelde evet. Çünkü çok ilgililere verilen aslında spesifik. Evet. Yani biz aslında şubelerde çalışan memurlarımız dahil bu eğitimleri alıyorlar. Ve Koç Üniversitesi ile beraber bunu planlayıp bunun ikinci aşama, üçüncü aşama yabancı dil gerektiren bölümüne yabancı dil bilgisi dahil olmak üzere pek çok ara aşamayı koyup aslında bunu 2 yıllık bir eğitim planının ilk aşaması olarak koyduk. İşte bizim düşündüğümüz şey 5 sene sonrasına bir anda gelmek değil, bugünkü kadrolarınızın içinden o 5 sene sonrasına taşıyacaklarınıza bu eğitimi vererek onlarla beraber yolculuğu yapmak.
Ve yeni alacağınız kişilerde de bu yetkinlik haritası önünüzde olduğu için ona göre yeni istihdamı yapma. Yaşlanan bir kadro olmak yerine o gençliği ve dinamizmi korumak, çeşitliliği sağlamak da çok kıymetli kurumlar için. O yüzden Doğru. dijitalleşmenin insan boyutunu biz böyle bir yapısal planla ve biraz uzun soluklu yönetiyoruz. Geleceğin işi, yeni nesil çalışma yöntemleri ve bugünkü kadronun o yeni nesil çalışma yöntemleri ve geleceğin işlerine yönlendirilmesi şeklinde bir şeyimiz var, yol haritamız var. Çok önemli bir şey söyledim aslında. Yani genelde şimdi geleceğin iş yeri zaten olması gereken bir şey şu anda başlık. Çünkü zaten aslında gelecek geldi. Yani iş yerlerinin DNA'sının çoktan dijitale dönüşmüş olması gerekiyor. Ya da önümüzdeki günlerde tamamen dönüştürülmesi şart. Bir taraftan da mevcut çalışanları buraya getirmek için aslında bu eğitimlerin planlanması bence çok önemli ve farklı bir adım. Evet, yani biz tabii şöyle bir avantajımız var. Çok ciddi bir şekilde iş gücü açığa çıkarabiliyoruz. Çıkardığımız bu iş gücüyle birinci yapmak istediğimiz şey bilançoyu büyütmek. Ama o bilançoyu büyütürken aynı zamanda eğitim faaliyetleri için de zaman yaratabiliyoruz. Dolayısıyla açığa çıkardığımız iş gücünü bu geleceğin işlerine haritalandırdığımız isimlerden yapıp onlara bu eğitimleri verip ilave bilanço büyütme ama asıl gelecek işleri hazırlama konusunu birlikte yönetebiliyoruz. Yani kadro zenginliğimiz bize böyle bir imkan sağlıyor. Eğer biz bu kadroyu 13 bine indirmiş olsaydık, 23 bin, 24 bin değil 14 bine indirmiş olsaydık muhtemelen böyle bir şeyimiz olmazdı. Böyle bir planımız olmazdı. Ama biz 10 bin kişilik bir kadroyu nasıl bu şekilde geleceğe taşırız konusunda düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bankanın tüm kritik finans akışları, sermaye yapısı, bir sermayedar olan bir kurum değiliz. Çalışanlarıyla ve kendi sermayesiyle, kendi kazandığıyla geleceği inşa eden bir kurumuz. O yüzden bizim kısıtlarımız rakiplerimizden biraz farklı olduğu için hani kısıtlarınız ne kadar fazlaysa o kadar yaratıcı olmanız gerekiyor. Şartlar sizi biraz bunları daha önce rakiplerinizden farklı yapmaya itiyor maalesef. Ama bu bizim için çok büyük bir keyifli bir alan yaratıyor. Dolayısıyla yaratıcılığımızı da arttırıyor. Rakiplerimizin ulaşamayacağı müşteri sayılarına, ulaşamayacağı bilanço büyüklüklerine ulaşmak da mümkün. Nitekim İş Bankası bilançosuna alınıp bakıldığında şöyle bu yıl bankacılıkta şöyle bir tablo çıkıyor. Kamu bankalarını ayırıyorum. Onların şeyi durumu farklı ama özel bankalar arasında 3 özel rakip bankamızla 3 kamu bankasının arasında İş Bankası ayrışmış durumda. Yani 3-1-3 şeklinde sahaya yayılıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar dördümüz çok yakındık ama şu anda bilanço rakamları açısından ayrıştık ve bu da işte bu kadro zenginliği sayesinde oluyor. Bir kere o ayrışmayı biz çok kuvvetli hale getireceğiz. İş Bankası açık ara özel bankalar arasındaki o birinciliğini farkı arttırarak devam ettirirken aynı zamanda da bu dönüşümle beraber ulaşılmaz bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz. Yani piyasa değeri, pazar değeri ve Türkiye'nin bankası sloganını da biraz genişletme konusunda sürprizlerimiz olabilir. Süper. Yani sen diyorsun ki çıta çok yüksekteydi ama sen de çıtayı bence kendi açıdan bayağı yükseğe koymuş durumdasın hedefler açısından. Evet, yani işte teknoloji tarafından olan insanların bence en büyük avantajı sanırım Çok çıtayı rekabetçi yükseğe koymak. olmak. Evet, rekabetçi olmak ve çok rekabetçi bir piyasadan geliyor olmamız sanırım bu konuda her türlü zorluğu en azından başarabileceğimiz duygusu yaratıyor. Ki o başarma da biliyorsunuz hani başaracağım diye yola çıkmayla çok yakın ilişkili. Kesinlikle. Ben çok büyük heyecan duyuyorum. Görev süremin 5 yıl olması çok büyük bir huzur veriyor bana. Çünkü İş Bankası'nda 35 yıl kuralı nedeniyle Adnan Bey görevi bana devretti. Aynı kural nedeniyle ben de 2026 Nisan ayında görevi azami 2026 Nisan'da devredeceğimi biliyor olmak ve ne yaparsam bu 5 yılın içerisinde olup biteceğini bilmek, uykusuz da kalsam, her gün çalışmak durumunda da olsam biteceği tarihi biliyor olmak çok büyük bir mutluluk ve rahatlık veriyor. Olsun. Bence daha ona çok var. Onu düşünmek yerine şu anda koyduğun Hayır, hedefler. o beni rahatlatan bir şey. Yani o hedeflere de ulaşma konusunda en azından hızlı hareket etmeme yardımcı oluyor. Kesinlikle. Biraz da o aslında hem rahatlatıcı bir şey hem de bence baskı kurucu bir şey. Çünkü bir Kesinlikle. taraftan
çok güzel hedeflerim var. Güzel ve büyük hedefler. O yüzden süre de çok da uzun bir süre değil. Muhtemelen bir ekstra şey yükte ya da baskıda getirecektir üstüne. Kapatmadan son bir şey sormak istiyorum. Ben aslında herkes merak ediyordur. Başında da bir miktar söyledin yetkinlikten. Özellikle yaptığımız alandaki yetkinliklerimizi, işimizin gerektirdiklerini öğrenelim, yetkinliklerimizi geliştirelim dedin ama hani CEO olup da CEO olabilir miyim diye düşünen BT yöneticilerimize başka tavsiyelerin olur mu? Şöyle tavsiyeden ziyade ben geriye dönüp baktığımda acaba neden dolayı oldu? Yani genel müdür olmayı hiç hayal etmemiştim çünkü. Gerçekten hiç düşünmediğim ve düşünmek istemediğim, dengemi bozacağını düşündüğüm bir konuydu. Ama oldu. Sonra olduktan sonra onun muhasebesini yaptım. Acaba neler olmuş olabilir diye. Şunu görüyorum. Ben arkadaşlarıma onu paylaşarak en azından bir mesaj verebilirim. Dinlemeyi çok seven bir yapım vardı. Yani konuşmaktan ziyade dinlemeyi seven ve iş birimlerinin ne istediğini anlamaya çalışan, onu teknoloji tarafına çeviren, teknoloji tarafına hedef vermezdim. Teknoloji tarafındaki arkadaşlarıma hep şunu söylerdim. Bizim bir hedefimiz yok. Bizim hedefimiz bankanın hedefleri. Banka rekabette arzu ettiği yerdeyse, banka karlılıkta arzu ettiği yerdeyse bu konuda biz görevimizi yapmışız demektir. Bize düşen tek ekstra şey teknoloji risklerini yönetmek. Yani teknolojinin risklerini yönetmek bizim sorumluluğumuz ama hedeflerimiz bununla bağlantılı değil. Hedeflerimiz bankanın hedefleri. Dolayısıyla o banka hedeflerini teknoloji grubuna veriyor olmak ve hep iş tarafını dinleyip onların isteklerini ön planda tutuyor olmak benim için ayırt edici olan özellikti diye düşünüyorum. Bu konuda takım arkadaşı olarak bir etkinlikte şöyle bir şey olmuştu. Takım arkadaşlarınızla ne kadar zaman ayırıyorsunuz diye sormuşlardı. İşte %25 zaman ayırabilenler el kaldırsın dedi. Herkes el kaldırdı. %50 olanlar dedi. Ellerin yarısı indi. %75 olan var mı dedi. 2-3 kişi kaldı. Ondan sonra o 3 kişiye sordular. Takım arkadaşlarınızla %75 zaman ayırmak çok güzel bir şey. Takım arkadaşı diye kimi anladınız siz dedi. Yani kimi anlayarak bu cevap verdiniz dedi. Ben takım arkadaşınız dedim. Yönettiğiniz insanlar mı? Teknoloji grubundaki insanları mı düşündünüz dedi. Evet dediler. Takım arkadaşınız eğer bir CIO'sanız sizin takım arkadaşınız yönettiğiniz grup değil. Diğer genel müdür yardımcıları ve ben %25 zamanınızı ayırabiliyor musunuz derken diğer genel müdür yardımcılarına sormuştum. %75 zaman ayırır. Siz %75 zaman ayırıyorsanız diğerlerini ayıramıyorsunuz demektir deyip onlar öylece kala kalmıştı. O benim için çarpıcı bir şeydi, girişti. Takım arkadaşı olmaktan CIO'lar diğer genel müdür yardımcılarını anlar ve zamanların en az yarısını onlara ayırırlarsa ben bunun çok önemli bir gelecekleri için belirleyici olacağını düşünüyorum. Kesinlikle çok önemli bir mesaj. Yani yaptığımız işi eğer bir gün o işin başına geçmeyi planlıyorsak o işe hakim olmamız lazım. Ekip arkadaşlarımızı, takım arkadaşlarımızın hedeflerini, zorlukları vesaireyi onlarla birlikte paylaşıyor olmak da çok kritik. Evet. Yani gerçekten yönettiğiniz ekiplerle beraber zaman geçirmeniz gerekiyor. Zaten ona zaman ayırmazsanız işinizin sorumluluğunu yerine getiremezsiniz ama diğer genel müdür yardımcılarıyla olan toplantılarda onların kendi kendine yaptıkları bazı toplantılar var. Strateji toplantıları var. Hazinenin işte bir iş birimiyle yaptığı toplantı var. Bazen toplantı 2 saat olabiliyor. Sizin payınıza düşen bölüm 5 dakika olabiliyor. Eğer siz CIO olarak o toplantıda sıkılıyorsanız genel müdürlüğü unutun. Yani hiç böyle bir çok güzel CIO'sunuz ve CIO kalacaksınız demektir. O 2 saatlik toplantıya girdiğinizde kendiniz payınıza düşen 5 dakikalık söz hakkı ve kendi konularınızın konuşulduğu 5 dakikanın dışında kalan o 1 saat 55 dakikadan heyecan ve keyif duyuyorsanız ve oralarda da aktif katılımcı oluyorsanız o toplantıda bulunmaktan sıkılmıyorsanız çok iyi bir genel müdür adayısınız. Dolayısıyla o toplantılardaki ruh hali ve sıkılma durumlarına göre herkes kendini ölçebilir. Çok basit bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Çünkü pek çok arkadaşım öyle ortamlarda bulunmayı 2 saat zaman kaybı olarak görüyor. Ben şu anda 2 saatte neler yapmazdım? Gitti benim 1 saat 55 dakika. Bana bunu yazarak iletebilirlerdi diyor. İşte siz bir CIO olarak iş birimleri aralarında toplansın, bana da yazarak ne yapmam gerektiğini söylesin diyorsanız
Bilin ki hep CIO kalacaksınız. CIO'lukta başarılar diliyorum yani o durumda. Bunu, bence bu çok önemli bir gösterge. Kesinlikle. Çok önemli bir mesaj. Hakan çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli Rica bir ediyorum. sohbetti. Aslında senin tabii ki CIO'luktan CEO'luğa uzanan yolculuğun çok uzun. Hikayeler de çok fazla ama çok uzun süremiz olmadığı için bugün burada kesmek durumundayız. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifliydi. Ben teşekkür ediyorum Işıl. Evet, seninle konuşmak benim için de çok keyifliydi. Herkese sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.